Sayın seyirciler, korkunç gerçeği cezaevinden gelen bir mektup ortaya çıkardı. Aynı zamanda otopark olarak kullanılan oto yıkamacı da iş makinesiyle kazı yapan İstanbul polisi çok sayıda insan kemiği buldu. 2006 yılından bugüne çok sayıda cinayet işlediği ve kurbanlarını farklı noktalara gömdüğü öne sürülen suç şebekesinin lideri de tanıdık bir isim çıktı. İş makinesi kazdı, yer altından insan kemikleri çıktı. Yıllar önce işlenen cinayeti ortaya çıkaran ihbar mektubu cezaevinden geldi. Suç şebekesinin çok sayıda cinayet işlediği ve cesetleri farklı adreslere gömdüğü tahmin ediliyor. Her şey cezaevinden polise gelen bir ihbar mektubuyla başladı. Tam 11 yıldır kayıp olan bir kişinin suç örgütü tarafından öldürüldüğü ve bu otoparka gömüldüğü yazıyordu. Polisler otoparka geldi, burada bir kazı başlattı ve kan donduran manzarayla karşılaştı. Aslında isimler tanıdık. Ergenekon davasında, İlhan Selçuk'a suikast planında, Cumhuriyet gazetesine bomba atılması olaylarında, sonrasında yaşanan cinayetlerde onların adı vardı. Cumhuriyet gazetesine bomba atan isimlerden biriydi Fatih Derdiyok. 2014 yılında öldürüldü. Onu öldürmekle suçlanan Bora Ballı ve Murat Aplak tutuklandı. İşte o isimlerden Bora Ballı, çok sayıda cinayetin faili olan şebekenin lideri olmakla suçlanıyor. 2006 ile 2013 yıllarında Eyüp ve çevresinde pek çok cinayete adı karışan şebeke üyelerinin maktulleri gizlice gömdükleri ileri sürüldü. Polise ihbar mektubunu yazansa şebekenin eski bir üyesi olan cezaevindeki bir tutuklu. O mektubu alan organize şube ekipleri, 4 ilde faili meçhul cinayet, nitelikli yağma, tasarlayarak adam öldürme teşebbüsü ve silah ticareti gibi suçlara karışan suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre şebekenin lideri ise 2014 yılında Esenler'de Fatih Derdiyok'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve halen cezaevinde tutuklu bulunan Bora Ballı'ydı. Bir dönem aynı suç örgütüyle birlikte hareket eden eski bir üyenin yazdığı mektuptan yola çıkan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüp'teki bir oto yıkama dükkanında iş makinesiyle kazı yaptı. Güngören'de iki cinayete karıştığı öne sürülen Metin Özel, İstanbul Şişli'deki bu apartmanın bodrum katında işte bu dairede öldürüldü. Polisler ihbar mektubunda belirtilen adrese, yani bu eve geldiler ve inceleme başlattılar. O mektupta Metin Özel'in öldürüldüğü sırada kanının duvara sıçradığı söylüyordu. Aynı zamanda çete üyeleri o kanın izini yok etmek için duvarı da tamamen kırmızıya boyamıştı. İçeri giren polisler inceleme yaptılar. Ancak 11 yıl önce öldürüldüğü tahmin edilen Metin Özel'in kan izine o duvarda rastlanmadı. İhbara göre Şişli'deki bir dairede öldürülen Metin Özel'in cansız bedeni bir bazanın içine konulmuş, kamyonla aynı zamanda otopark olarak kullanılan araziye taşınmış ve cansız bedeni bazadan çıkarıldıktan sonra gömülmüştü. Polisler gösterilen adrese, İstanbul Eyüp'teki otoparka geldi. Tahminlere göre ceset bu zeminin altında gömülüydü. Savcılık kararı alındı ve burayı kazma çalışmaları başladı. Savcılık talebi ve mahkeme kararıyla yapılan kazıda 40'a yakın kemik parçasına ulaşıldı. İhbarcı cinayetin Bora Ballı ve adamları tarafından işlendiğini iddia ediyordu. Maktul ise çetenin bir başka üyesiydi. İddiaya göre o da Güngören'de iki kişiyi öldürmüş, sonra da şebeke üyeleri tarafından infaz edilmişti. Otoparkın zemininden çıkarılan 40'a yakın kemik parçası adli tıpa gönderildi. Şimdi Metin Özel'le DNA testi yapılacak. O kemik parçalarının uyup uymadığı tespit edilecek. O kemiklerin farklı farklı kişilere ait olma ihtimali de var. Cinayetin emrini veren ve hala cezaevinde bulunan şebeke lideri Bora Ballı'nın adamları oldukları ve Eyüp'te çok sayıda suça karıştıkları ileri sürülen 8 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 4'ü tutuklandı. Polis firari iki ismi yakalamak için çalışma başlattı.